senin çok güzel yorumlayabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Zelenski ziyaretin ikinci gününde Fener Rum Patrikhanesi'ne gitti. Bartolomeos da bir araya geldi. Çok da etkileyici bir kare işin. Evet, doğrusu. Güzel de çekilmiş. Hangi meslektaşınız çektiyse kutlamak lazım. Şimdi bu tabii ki önemli bir ziyaret. Yani Türkiye'ye gelmesi Zelenski'nin zaten üzerinde konuşulmaya değer ama Fener Patrikhanesi'ni ziyaret etmesi önemli. Çünkü Ukrayna Ortodoks Kilisesi biliyorsun var. 1991'de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra koptuğu zaman Ukrayna işte bağımsız oldu deniyor ya. Ondan sonra işte bağımsız olmayan, hala Moskova'ya bağlı olan kurumlardan biri Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ydi. Aslında bir tane değil, birkaç Ortodoks Kilise var. Ukrayna Ortodoks Kilisesi adını taşıyan. Yani böyle bir karışıklık var. Şimdi zaten biliyorsun Fener Patrikhanesi ile Moskova işte Ortodoks Kilisesi birbirlerine rakip durumdadırlar. Rusya'nın Sovyetlerden sonra, ama onu ayıralım, Sovyetlerden sonraki, şimdiki Rusya'nın yayılmacı mantığı buraya kadar da geliyor aslında ve o kiliseye de Ortodoks dünyanın tekelini eline almak istiyor. Ama tabii Rusya ile Ukrayna arasındaki sorun sadece bu savaş değil, onun öncesi de var. Bu savaş öncesinde de bir takım gerilimler var, bir takım kopma çabaları var vesaire. Bunlardan biri de işte Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'dan koparak ya bağımsız kalması ya da işte Fener Patrikhanesi ile ilişkileri sıklaştırması. Şimdi 2019'da hatırlıyorum ben, 2019'da Fener Patrikhanesi otosefali verdi Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne. Otosefali ne demek? Yani yöneticilerini kendi kendine atama hakkı demek. Bu kısmen de Fener Patrikhanesi'nin Rus Ortodoks Patrikhanesi'ni tanıdığı, bildiği, himayesine aldığı anlamına geliyor. Şimdi Zelenski'nin Türkiye'ye, İstanbul'a gelir gelmez Patrikhane'yi ziyaret etmesi işte Moskova'ya çok açık bir biçimde Ortodoks Kilisesi'nin yönünün neresi olduğunu gösteriyor. Yani din politika o kadar içe geçmiş durumda ki, Burak bunu zaten biliyorduk ama bu en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Ha zararı bilmem nesi var mı? Yok canım. Niye zarar olsun? Bir kere bizim Fener Patrikhanesi'ne ilişkin Türkiye'nin tutumu biliyorsun malum. Ekonomik yani evrenselliğini tanımıyor vesaire ondan sonra falan ama önemli bir kurum. Ortodoks dünyasının işte kalbi açıkçası bizim Fener Patrikhanesi. Bilirsin Yunanistan işte başbakanlığı falan geldiği zaman da önce oraya gider işte vaftiz yapar çocuğunu vesaire falan. Şimdi o yüzden de Zelenski'nin buraya gelmiş olması önemli. Bağlar zaten kopmuştu. Tam anlamıyla şimdi o Fener Ortodoks Kilisesi'ne bağlı olunur mu ya da başka bir biçim mi alır ilişki onu bilmiyoruz. Ama devlet başkanının geliyor oluşu. Ha şu açıdan önemli, birkaç Ortodoks Kilisesi var dedim ya adını Ukrayna Kilisesi olarak ortaya atan. 2021'de 2 yıl önce Zelenski onları yasaklayan bir kararname çıkardı. Onların bak bunları savaş yüzünden hiç unuttuk konuşmuyoruz bile. Oysa hatırlamamız lazım. O kararnameyle faaliyetlerini, çünkü onlar Moskova'dan kopmamışlardı. Hala Moskova'nın denetimindeydiler. Herhalde biraz da istiyorlardı o kiliselerin yönetimi Moskova'ya bağlı, Moskova'daki kiliseye bağlı olmayı. Zelenski o ilişkiyi kopardı. Şimdi yeni bir herhalde Ukrayna Ortodoks Kilisesi oluşacak. Ve muhtemelen Fener Patrikhanesi ile ille sıkı bir bağı olması gerekmiyor ama fena olmayacak ilişkiler kurulacak gibi geliyor. Bu Türkiye açısından da önemli elbette. Yani Ukrayna ile zaten ilişki var. Oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz. Şimdi gelelim bence çünkü onda bir takım yeni bir durum da var. Bir araya girip şunu söyleyeceğim. Şimdi burada okuduğumuz kitaplar veya izlediğimiz filmler, dizilerden de bahsediyoruz. Ben de bahsedeyim. Şimdi din ve siyaset ilişkisi deyince akla gelen ilk kurum tabii Roma. Papalık kurumu. Vatikan, evet. Ben de bu aralar Vatikan hem Medici dizisini izledim. Papayı da izle. İki papayı zaten izlemiştim. Mediciler üzerine Borgia dizisine başladım. O da onun devamı. Yani 1400'lerden alıp 1500'ler Roma Vatikan'ın din siyaset ne kadar iç içe girmiş. Bir de bir yandan da Medici kitabını okuyorum Tim Parks'ın. O büyük bir aile biliyorsun. De, evet. Tabii. Krallar yetiştirdi o aile. Papalar, papa var, papalar var, krallar dört papa var. Çıkaran bir aile. Evet, öyle. Din ve siyaset ne kadar birbirine, hatta şöyle söyleyelim. Ticaret, ekonomi, din, tabii, siyaset, evet. Her şey nasıl bir arada, izleyicilerimize tavsiye olsun. Güzel. Güncelle devam edeceğim Mustafa abi. Harika, tamam. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'den dönerken yanında Azov komutanlarını da götürdü. Rusya bu adıma tepki gösterdi. Barış isteyen herkese teşekkür etmek için buradayım. Sayın Zelenski'yi ve heyetini İstanbul'da misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kendilerine hoş geldiniz diyorum.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaştan sonra ilk kez Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Erdoğan, Ukrayna'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı. Rusya lideri Putin'in Türkiye'ye geleceğini söyledi. Önümüzdeki ay Sayın Putin'in de bir aynı zamanda Türkiye ziyareti olacak. Zelenski Türkiye'den ayrılırken Moskova'yı kızdıracak bir adım attı. Mariupol'de Ruslara karşı savaşan Azov taburunun 5 komutanını yanına alarak ülkesine döndü. Bunu kahramanlarımızı evimize getiriyoruz sözleriyle duyurdu. Sosyal medyadan bir video paylaştı. Ukrayna Savaşı'nın başlarında Mariupol'de Ruslara karşı direnen Azov taburu Kiev'le Moskova'nın vardığı anlaşma sonucunda teslim olmuştu. Askerlerin savaş bitene kadar Türkiye'de kalması konusunda uzlaşılmıştı. Rusya'dan bu adıma tepki geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, neo-Nazi olarak niteledikleri savaşçıların Ukrayna'ya dönüşüne tepki gösterdi. Terörist Azov liderlerinin Türkiye'den Ukrayna'ya dönüşü mevcut anlaşmaların ihlalidir. Dönüş şartları hem Türk tarafı hem de Kiev tarafından ihlal edilmiştir. Anlaşmaların şartlarına göre Azov liderlerinin çatışma bitene kadar Türkiye'de kalması gerekiyordu. Peskov, Azov komutanlarının Türkiye'den Ukrayna'ya nakledildiğini, kimsenin Rusya'ya bildirmediğini söyledi. Dünya varmış Mustafa Kemal Erdemoğlu'na devam ediyor. Evet Mustafa abi, aslında merak ediyorduk Zelenski ziyaretinden neler çıkacak. İşin doğrusu dinlerken bir de geç başladı ve geç sonuçlandı. Saat 1'e doğru gelirken sonuçlandı Erdoğan ve Zelenski'nin. Zelenski Slovakya üzerinden gelmiş, bir gecikme de yaşandı. Erdoğan'ı dinlerken Ukrayna NATO üyeliğini hak ediyor dediğinde ilk önce bir kulaklarıma inanamadım. Teyit etme ihtiyacı duydum. Çünkü neden? Finlandiya'nın çok daha sorunsuz olabilecek üyeliğine bu kadar Türkiye itiraz etmişken İsveç konusu hala devam ediyor. Bir muammaya dönüşmüş durumda. Ukrayna'ya bu kadar açıktan NATO üyeliğine destek vermek çok yadırgadım işin doğrusu. Çok haklısın. Oradan başlayalım. Oradan istersen Azov konusuna da geçeriz. Evet, yadırgamakta haklısın. Çünkü aklı başındaki herkes burada bir gariplik olduğunu anlar. Yani diplomaside çok dikkatli olmak da lazım. Şimdi Türkiye'nin iki ülkeyle de iyi geçinme politikası var. Bu politikaya da ihtiyacı var Türkiye'nin, biliyorsun. Doğu Akdeniz'de bir şeyler yapmak istiyorsan hem Rusya ile hem de Ukrayna ile iyi geçinmek zorundasın. Fakat ikisiyle aynı anda iyi geçineyim derken çok ciddi sonuçları olacak tutumlar da alabilirsin ki şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı odur. Yani savaşın nedenlerinden, ya yaşanan savaşın nedenlerinden en önemlisi değil belki ama nedenlerinden birisi de biliyorsun Ukrayna'nın NATO'ya girme arzusu. Yani kör gözün parmağına olmaz bu. Şimdi Rusya, ben daha önce de şunu söylemiştim, hatırlıyorsun, izleyenlerimiz de hatırlar. Yani ben Rusya ile Türkiye'nin de çok iyi geçindiğine hiçbir zaman inanmadım. Konjonktürel bir ortaklık var. Her an bozulabilir bir ortaklık demiştim. Ha bu bozulmaz, onu da söyleyeyim belki. Ya muhtemelen bozulmaz. Çünkü öyle bir çıkar birliği var ki bu ittifakı, müttefikliği sürdürürler Türkiye ve Rusya. Ama bu kadar açık seçik yapılıyor oluşu, açık politika olduğu anlamına gelmiyor bu. Bana bence, Zelenski de biraz şaşırmış gibi geldi bu arada. O da çünkü harika bir destek almış oldu. O da şöyle dedi, şimdi, böyle bir durdu. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim bu söyledikleri. Beklemiyordu bunu. Bence beklemiyordu. Beklemiyordu çünkü Zelenski'nin buraya geliş nedenlerinden birisi İsveç konusunda Türkiye'yi ikna etmekti. Öyle değil mi sence de? Yani işte artık İsveç'e karşı Türkiye yumuşatsın tutumunu ve NATO'ya girişine izin versin. İsveç'in NATO'ya girmesi Ukrayna açısından da iyidir demeye geldi adam. Ama hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Onun NATO'ya girmesini destekleyen bir Türkiye gördü karşısında. Şimdi bak, özellikle çatışma alanlarında müttefiklik yaptığın ülkeye karşı tutumunda daha dikkatli olmalısın. Ha ben öyle çok da Rusya, Putin hayranı bir adam değilim bu arada, söyleyeyim. Öyle bizde böyle bir romantizm akımı var. Trump'ı, Putin'i çok seven var. Onlar da hafif solculuk görenler de var bu arada, tuhaf. Ne Putin öyledir ne de Trump. Bunların ikisi hele birbirine, Trump bu ya. Yani hayret bir şey. Hayır, öyle diyen arkadaşlarımız var yani. O yüzden söylüyorum. Ama Rusya ile Türkiye'nin şu andaki bu ilişkisinin doğru olduğunu ve sürmesi gerektiğini açıkçası inanıyorum. Fakat bu zora sokabilir işi. Bak şimdi Türkiye, Rusya'nın ilk tepkisi ne oldu? Dedi ki esir takası anlaşmasını ihlal ediyorsun sen. Böyle yaparak şeyden ötürü. Azov ötürü. Tabii. Azov meselesinde. Zaten Zelenski'ye ilişkin söylediği laflarını Rusya'nın benimsemesi, kabul etmesi, sessiz kalması mümkün değil. Mümkün değil. Yani NATO'ya karşı
bir mücadele veriyor Rusya ve bu mücadelesinde NATO karşıtı gibi görünen, en azından ondan memnun olmadığını çeşitli defalar ifade eden bir Türkiye'yi yanında var sanıyordu. Şimdi böyle bir Türkiye'nin liderinin, biliyorsun Dışişleri Bakanı falan filan yok bu ülkede yani. Her şeye karar veren bir Recep Tayyip Erdoğan var. Bak dış politikada bence şimdi ciddi sarsıntılara yol açacak bir laf etmiş oldu. Ben bunu nasıl telafi edeceklerini, düzelteceklerini, Rusya'yı nasıl sakinleştireceklerini doğrusu merak ediyorum. Azov meselesi mi asıl? NATO'ya girme meselesinde Ukrayna'ya verilen destek. Azov konusunda Azov ayrı da mesele. Peskov'un söylediği şöyle önemli. Tabii. Diyor ki anlaşma ihlal edildi. İşte diyor. Dedim ya biraz önce evet. Esir takası alışverişi, değiş dokuşu pardon anlaşmasını ihlal etti Türkiye diyor. Yani böyle yapılmış bir anlaşma var ve bu anlaşmayı ihlal etmekle suçlanıyor Türkiye. Bu Azov için böyle ve doğruluk payı var. Öte yandan diyorum Rusya'nın pardon Türkiye'nin Ukrayna'ya açık NATO desteği verdiği ortada işte. Girmelidir diyor. Şimdi canım sadece girmelidir demiş temenni. Hayır sen bu temennide de bulunamazsın. Çünkü Rusya ile bir parça NATO karşıtlığı üzerinde bir ilişki sürdürüyorsun. Çünkü NATO'dan gerekli desteği almadığını, NATO tarafından yalnız bırakıldığını ileri süren bir Türkiye var malum. O nedenle bak şimdi bundan sonra nasıl tavır... Bu mudur nedeni bilmiyorum. Putin'in ziyareti ertelendi bir kez daha. Evet ama önümüzdeki ay dedi. Ne olursa Erdoğan, olsun bak şu. Yani ne oluyor? Ağustos ayında bekleniyor. Bir tepkidir. Bize. Yani bak bu zaten tepkilerle böyle yapılır. Hadi her şeyi bırakıyorum, bozuyorum diye tepki göstermez ki devletler evet. Birbirlerine. Bu da tepkinin bir biçimidir yani. Zamanında geleceği yapacağı ziyareti ertelemek bir mesajdır. İlişki bozulmaz belki. Ha, bu arada Azov taburu da bak şimdi biz Wagner'e dünyanın lafını ettik değil mi? Edelim bu arada. Wagner ondan sonra Blackwater's bilmem ne bunlar tehlikeli paramiliter örgütler. Sadat mesela bunların hepsi. Bunlar tehlikeli örgütlerdir. Şimdi Azov da bir Wagner gibiydi biliyorsun. O Rusya'ya bağlı değildir Azov. Ya da Azak. Ama ben Azov demeyi tercih ediyorum. Azov taburu da Wagner gibi paralı askerlerinden oluşur ve Ukrayna'ya bağlı değil. Ukrayna ordusuna bağlı değildir. Ukrayna ordusuna bağlı değildir. Şimdi onu teslimi tabii şu argüman yapılabilir. Yani bak Wagner'i sen destekliyorsun Rusya olarak denir Rusya'ya. Ondan sonra işte Ukrayna'da Azov taburunu destekliyor. Ne var bunda? Türünden bir çıkış yapabilir Türkiye. Ayrı mesele ama uluslararası anlaşmalar açısından da bakacaksın bir parça. Çünkü bu Azov taburu çok ciddi suçlar da işledi. Wagner nasıl suçlu ve kirliyse Azov da öyle kirli. Nazi komutanlar var. Hepsi değil belki. Fakat gerçekten Nazi olanlar var. Şimdi Rusya'yla iki şu son günde iki meselede ciddi bir kapışma konusu doğdu. Pardon alanı açıldı iki meselede. İşte Azov komutanlarının bir tane de değil komutanlarının Ukrayna'ya. Beş komutan Ukrayna'ya teslim edilmesi bir de Ukrayna'nın NATO'ya girişine neredeyse tamamen destek verici ifadeler kullanılmış olması. Şimdi burayı yavaş yavaş kapayalım istiyorum tamam. Mustafa abi. Son çok sözlerini uzak, rica tabii. Edeyim. Şudur ben şunu söylüyorum mecburdurlar Türkiye'de Rusya'da birbirlerine ama Türkiye daha fazla mecburdur Rusya'ya ama aynı zamanda Ukrayna'da mecburdur. Dediğim gibi Doğu Akdeniz'deki çıkarlar açısından Türkiye hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla iyi geçinmek zorundadır. Ama şimdi denge. Bugüne kadar da denge kurmamıştı ama bir parça şöyle böyle idare ediliyordu. Bu ters yüz olabilir. Bak Ukrayna'yı karşına almak çok fazla zarar getirmez sana ama Moskova'yı karşına almak çok ciddi zararlar getirir. Özellikle Suriye'den kaynaklanan kimi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir Türkiye. Başkan Biden'ın, ABD Başkanı Biden'ın da bazı sözleri vardı. Şimdi onu da aktaralım izleyicilere istiyorum. Suriye rejiminin lideri Beşar Esad gitmeli ve İdlib'i kurtarmalıyız. Suriye halkının artık rahatladığını ve kendisini güvende hissettiğini düşünüyorum demiş ABD Başkanı Biden'da. Halt etmiş affedersin de yani halt etmiş. Biden bir kayıtlara düşelim. Düşelim tabii. İsrail'le devam Biden edelim böyle istiyor diye böyle olmayacak bu arada. Esad kazanmış bir komutandır. Ülkesini kurtardı bu kadar açık. Evet. Zaten Arap Birliği'ne döndü. Herhalde Suudi canım yani kim takar Biden'la her tarafta zaten yani, ilişkiler yani. Oldu. Şimdi